Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Bizler kahvelerimizi aldık. Şimdi magazin haberlerine geçebiliriz ağır haberlerden sonra. Hazır mısın bir Cambali? Ben geldiğimden beri hazırım da sen bir türlü magazine gelemedin. Ben bir türlü geçemedim. Neyse, dudağımdan konuşabildiğim kadar konuşabileceğim. Merak etmeyin sevgili seyircilerim. Serdar Ortaç'ın eski eşi. Ya şöyle bak, yakın plan yüzünü çeksen. Ya dünyanın en güzel kadını ol. Veya en kötü kadın. Gene de kötü çıkıyorsun. Kötü ötesi Bir çıkıyorsun. de botoksların ve estetiklerin direkt çıkmayı Hele anlıyorum. o anda yapıldıysa. Şimdi Chloe'nin başına öyle bir şey geliyor. Magazin siteleri yakın yakın fotoğrafını çekiyorlar. İşte Chloe estetik harikası. İşte estetikten ne hale geldi veya. O tür yorumlar yapılıyor. Bakalım size karar verin. Röportajını izleyelim. Estetik mağduru mu değil mi? Bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğim dediği iddia edilmişti. Serdar Ortaç'ın boşandığı eşi Chloe'den ters köşe. İstanbul'a dönen Chloe ayağının tozuyla yine ortalığı birbirine kattı. Eskide evet kocam vardı, şimdi kocam yok. Chloe neden eskiden kocam vardı, şimdi yok dedi. Yani öyle haberler çıktı. Serdar Ortaç hakkında konuşmaktan Chloe neden rahatsız oldu? Bence yani... Güzel model eski eşinin yüzüne tüm kapıları nasıl kapadı? Söylemek bir şey yok çünkü... Yoksa Chloe'nin hayatında yeni bir aşk mı var? Yüzündeki şişlik yüzünden estetik mağduru olduğu iddia edilen Chloe'den olay yanıt. Benim yüzüm mü şişmiş? Serdar Ortaç ve İrlandalı güzel model Chloe geçtiğimiz yaz türlü türlü dedikoduların ardından tek celsede boşandı. Adliye çıkışı ikili her ne kadar dost kalacağız, severek ayrılıyoruz dese de bunu başaramadılar. O çok iyi bir insan, her zaman dostum, her zaman arkadaşım olacak. Öyle nasip uymuş. Zira Serdar Ortaç bir kuruş bile istemedi demişti boşandığı eşi için. Ancak Chloe'ye ödeyeceği nafaka ve tazminat için 1 milyonluk senete imza atmıştı ünlü sanatçı. Hatta her ay 100 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı. Tam Serdar Ortaç çıkan bu iddialar için ne diyecek acaba diye herkes meraklanırken de büyük bomba patlamıştı. Borçları yüzünden eski eşinden destek göremeyen Chloe iddialara göre tek kuruş alamamıştı. Bu sırada savaş kılıçlarını çeken Serdar Ortaç ne dese beğenirsiniz. Senet sepet yok ortada. Normal kontrat bu. Bu kadının bu evlilikten 10 senelik hizmetinin nafakası budur şeklinde bir kontrat yaptık. Ve şoke eden olayların ardından Türkiye'ye dönen Chloe ilk kez konuştu. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe bir alışveriş merkezinde çıktı karşımıza. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Bizler deyiz. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? İşte yeni geldim. Film geliyor yakında. Hababam sınıf yazdı oyunculara. Chloe yüzü güler halde yansıyor kameralara ancak birazdan açıklamalarıyla ağızları açık bırakacak bizden söylemesi. Aynı zamanda ailem var İrlanda'da, o yüzden yani onların yanına gidiyorum. Serdar Bey'in sizi özlediğine dair haberler çıkmıştı da. Efendim? Serdar Bey'in hani Chloe'yi özlediğim tarzında açıklamaları vardı. Ben onu duymadım. Duymadım. Son yaptığı şarkıyı da hatta size ithafen olduğu söylendi. Ben duymadım. Serdar Ortaç hakkında ne sorulursa sorulsun bilmiyorum diyen Chloe, görüşüp görüşmediklerini bile bilmiyor eski eşiyle. Yani ayrıldıktan sonra bir iletişim kopukluğu var aranızda, biz öyle aldık. Bilmiyorum. Yoksa Chloe, Serdar Ortaç hakkında konuşmaktan rahatsız mı oluyor? Bence yani aslında rahatsız etmiyor ama benim söylemek bir şey yok çünkü ne diyeceğim. Malum konu Serdar Ortaç'ın 10 yıllık hizmetinin bedelini verdim sözleri. Chloe'nin hizmetlisi değil karısıydım diyerek eski eşine sitem ettiği söylenmişti. Doğru mu bunlar? Ben vallahi öyle şeyleri takip etmiyorum. Yani ben sadece hayatımda devam ediyorum ve yani haberleri okumuyorum. Türkiye'ye yeni geldim diyen Chloe, her şeyi öğrenince söyleyeceğim diyerek açık kapı bırakıyor neyse ki. Aslında yeni geldim diye her şey yeni yeni öğreniyorum. Öyle söyleyeceğim. Önceki gün çocuk yapacağını söyleyerek evliliğe yeşil ışık yakmıştı Serdar Ortaç. Peki Chloe yeniden evlilik düşünüyor mu? Merak ediyoruz doğrusu. Tamam, söz çocuk yapacağım abi. Söz veriyorum. Söz. Tek başına olacak şey değil yani. Söz abi. Şu anda bir... Aşka burun kıvıran Chloe, evlilik soğuttu mu sizi ilişkilere diye sorulunca güzel model öyle bir şey söylüyor ki mimikleri adeta kendisini ele veriyor. Evlilik soğuttu mu sizi acaba ilişkiye? Yani bilmiyorum. Bu konuyu hiç düşünmedim. O yüzden yorum yok ben. Peki tekrar evlenir misiniz? Ay çok erken öyle bir şey için. Hiç düşünmedim. Yok. Bomba iddialara bomba yanıt. İddialı oldu. O yüzden Türkiye'de artık duramayacaksınız gibi söylentiler var.
Serdar Ortaç'ın şirketinden çalışma izniniz çıkmıştı. Doğru mu bu dedikodular? Ben sizden öğreniyorum böyle şeyleri. Ben burada 8 senede yaşıyorum. Yani evet. Türkiye benim evimde yani. Evet. Eskide evet kocam vardı, şimdi kocam yok ama Türkiye hala benim evim. Eskiden kocam vardı, şimdi yok. Yani Türk gibi hissediyorum. Oturma izniniz var mı? Oturma izniniz. Ben burada yaşıyorum yani. Türkiye'yi çok seviyor Chloe anlaşılan. O zaman son bir sorumuz var güzel modele. Malum yeni görüntüsü sosyal medyada tartışmalara yol açmış. Yüzündeki şişkinlik estetik mağduru olduğu dedikodularını ayyuka çıkarmıştı. Benim yüzüm mü şişmiş? Öyle haberler çıktı. Şu an şişmiş. Teşekkür ederim. Elmacı kemiklerin üzerine, göz altına ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Dikkatlerden kaçmıyor Chloe'nin. Ancak güzel model ısrarla bakın ne diyor. Var mı istediniz? Hiç estetik yok benim. Daha gençim yani. İhtiyacım yok diyorsun. Yok yani daha 27 yaşındayım. Olursa yaptırır mısın? Yok ben düşünmüyorum yani. Yok. Estetiğim hiç yok. Yaptırmayı düşünmüyorum. Şimdi Serdar'ın eski eşi güzel kadın bir kere. 27 yaşında ve yani estetik ben de çok fazla... Görmüyorum. Tabii botoks herkesin yaptırdığı şeyleri yaptırmış ama o herhalde ameliyat masasına yatmaktan bahsediyor. Onu yapmadığını söylüyor. Sadece Chloe'nin cildi bozuktu. O düzelmiş. Hani yakın çok çekmişler güzel. Ya cildi çok güzel görünüyor. Ama şey şu yakın fotoğrafında gerçekten hani yeni yaptırırsın da 2-3 gün içerisinde daha oturmadan önce bir yukarılara şişer kalkarsın ya. Evet hem yukarılara kalkarsın hem daha sonra oturursun. Öyle bir botoks görünüyor. Evet yani artık botoksu ben gerçekten estetikten saymıyorum. Evet ya o sanki hani 6 ayda aksesuar bir gibi yapılan makyaj gibi yapılan bir şey gibi geliyor bana. Beğendim ama şu tavrını sevmiyorum yani uzaylı gibi. Hiçbir şeyden haberi yok. Ben görmedim yani bu soruları sorunca keyif de vermiyor. Sadece şey dikkatimizi çekti Ece ile ikimizin de vermiyor cevap. Oturma iznine. Evet oturma izin var mı diye ben soruyorum. Ben burada yaşıyorum abi. Diyor ve 3 kere aynı soruyu soruyor. 3 kereden cevap veriyor. Ya sadece şey diyecek oturma iznim var. Ya da yok. Evet veya yok, yok diyecek. Şimdi Serdar'ın şirketine kayıtlıymış. Galiba yok. Evet galiba yok. Galiba yok ki. Galiba oturma izni kocası da yok. Evet kocası da yok ki. Oturma izni de galiba yok. Onu nasıl yapacak? Müracaat etmesi lazım bir an önce. Gerekeni yapması lazım eğer ya, yasal bir sıkıntısı varsa şu an. Çünkü oturma izni yoksa burada çalışamazdı. Tabii canım çalışamazdı. Ece, bir de yani yurt dışından gelen ünlüler de yani burada ünlü oluyorlar zaten de. Gelenler de gitmiyor. Kendi ülkelerinde bu kadar para kazanamıyorlar. Ya bizim ülkemiz vallahi bunlar için cennet. Evet evet. Bak ya ben yıllardır söylerim Pascal Numa. Pascal'ı biz asla kendi ülkesine yollayamayız. Neden biliyor musunuz? Ya gerçekten çok var ondan. Beşiktaş'ta doğdu Pascal Numa. Gerçekten öyle Beşiktaş'ta doğdu ve gitmiyor. O kadar para kazanıyor ki. Radyo DJ'liği mi dersin? Açılışlara katılma mı dersin? Normal DJ'lik de yapıyor. Ya hepsine ama hepsine gidiyor. Evet, şimdi kendi ülkesinde hadi Pascal Numa DJ'lik yapsın kim gider? Evet. Chloe. İrlanda'da Chloe'den çok var. Çok var mı? Ivana Sert. Evet bu kızımızdan çok var. Çok var yani. Ülkemizde de çok var. O kadar güzel kızlar var ki. Ama Serdar Ortaç ona bir title'ını desem. Yani bir başlık bir şey getiriyor. Serdar'ın eski eşi. Ama çok enteresan. Bu kadar ülkeye evliyken sahiplenmedi ya. Burası benim evim diyor. Keşke evliyken evin olduğunu fark edeydin de azıcık evliliğine sahip çıkaydın. Birazcık değil mi? Çok çünkü evet, yurt dışındaydı. Yani. Bak şimdi eskiden biz onu hep... Bu tarihlerde de Miami'de görürdük. Tam tarihi yani anladın mı? Miss Miami'de olacaktı. Allah korusun bir kaza haberi, bir kavga dövüş haberi. Yani çok alışmıştık, çok artık şekerlenmiştik. Yani böyle ayrıldıktan sonra burası benim evim. Madem bu kadar benimsiyorsunuz evliyken niye benimsemediniz ya? Olan evliliğiniz oldu. Ben duymadım. Serdar şöyle bir vallahi bilmiyorum. İşte konuşma yasağı çıkıyor. Konuşma yasağı çıkınca senin haberin olacak böyle bir şeyden bir can. Mutlaka söyleyecekler yani. Senin konuşma yasan var evliliğine ilgili. Tabii yani. Mikrofon uzatılıyor. Hayır ben bilmiyorum. Serdar'a ya soracağım. Ya neredeyse boşandığını da bilmeyecek ya. Bizim şey evet. Gibi ne o torun gibi. Neye boşandım bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Herkes her şeyi biliyor. Ve biz sizin bildiğinizi de biliyoruz. Yani gerçekten böyle yaşamanız lazım. Yani çünkü Serdar her gün magazinde. İnsan bir eski kocam benimle ilgili ne söylemiş demez mi? Yani bu artık böyle gerçekten komik oluyor. Evet duydum ama ilgilenmiyorum desen daha doğru olur yani. Öyle söyleyeyim. Yani İrlanda'da belki o yer de. İrlanda tabii mikrofon uzatıyorlar mı sana bilmiyorum da. Bu ülkede yemiyor. Evet doğru diyorsun. Peki devam edin. Ne dedim ki? Ne dedim? Bak
İrlanda'da sana mikrofon uzatmıyorlar dedim. Sen doğru diyorsun dedin. Aynı fikirde misin? Tabii tabii uzatmıyorlar. Kim niye uzatacaklar ki? İrlanda'da tanınıyor mu? Değil mi? Evet. Duyulmuyor Bilal. Sesim gelmiyor. Şu an geliyor. Bilal mektup yaz. Evet. Tamam. Devam ediyoruz efendim. Edelim efendim. Aynı anda dinlemeye çalışıyorum. Edelim. Sen bugün kime benzemişsin biliyor musun? Kime? Uçuklu birisi olması hayır, lazım. Hayır, hayır, hayır. Allah aşkına kıyafetlerini de verin. Ninja kaplumbağalarda bir tane şey kız vardı gazeteci. April. Allah. Aynısısın bugün. Nereden akla geldin? Aynen April gibisin. Ninja kaplumbağası filmlerini mi izliyorsun yani? Ay, hadi ben izlesem tamam. Hayatımın en sevdiğim çizgi filmi Allah ya. Allah Allah. April. Tamam. Dın 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 Ninja Turtle. Neyse ben gene yırttım. Şey Serdar'ın eski eşini kime benzetti biliyor musunuz? Kime? O var ya bir tane bebek. Barbie söylüyoruz. Onun erkeği Ken. Ken'e benzetti. Valla o yakın fotoğrafı Ken'e çok benziyor. Çok şükür. Çok şükür benzetmedi beni. Evet, evet. Biraz kere benziyor. Ay bir ara April'ın fotoğrafını bul. Kıyafeti bile benzer mi insanın? Ben bakacağım şimdi internetten. Güzel güzel April'ı. Hepimiz Hadise'nin hayrandık. Hadise'nin kıyafetini çok beğendin değil mi? En son. Hadise ne dedi? Yani dedi ki alın tamam al. Al size alın, dedi. Alın kapandım. Peki. Ama bakın oldu mu? Bu mu? Bu April, değil canım. Bu April'ın film hali. Çizgi filmdeki. Bayağı April maşallah. Bunun uçuklu değil dudaklar. April bayağı yıkılıyor. Ama ben senin uçunu benzetmedim ki kıyafetini benzettim. Kıyafetim evet. Ninja. Ninja Turtles. Geçiyor.